Selamünaleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İşkence altında tevhid ettiler. Ateşler içinde Allah dediler. Resulün izinden hiç dönmediler. Asr-ı saadette gül sahabeler. Hazreti Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmaktadır. Ashabım gökteki yıldızlar gibidirler. Hangisine uyarsanız hidayeti bulmuş olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Birincisi Allah Resulü'nün sevgisi, ikincisi değişen değil, değiştiren kişilik olmaları. Birinci hususu şöyle açıklayabiliriz. Gerçekten ashab, Allah kendilerinden razı olsun, Allah ve Resulü'nün sevgisini kalplerinde çok güzel taşıdılar. Hep ona sadık kaldılar. Peygamber sevdalıları olmayı hak ettiler. İddialarını ispat ettiler. Hayatlarında bunu görmek mümkündür. İkinci husus da şöyle açıklanabilir. Onlar dünyanın değiştirdiği insanlar olmadılar. Bizzat dünyayı kendileri değiştirdiler. Sahabe kiram.
zaman sahabe aynıdır. Bütün zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayıdır biz Müslümanlar için. Biz bugün la ilahe illallah diyoruz değil mi? Ne kadar kolay söylüyoruz. Ama o zaman bu kelimeyi bu şekilde kolay söylemek mümkün değildi. Bu şekilde mümin olduğunu ilan etmek o kadar kolay değildi. La ilahe illallah dediğiniz zaman babanızdan işkence görüyordunuz. Eşinizden işkence görüyordunuz. Her türlü hakarete, her türlü eziyete maruz kalıyor, hayatınız tehlikeye giriyordu. O gün o kelimeyi söylemek, onun bedeli yıllarca sürgünde, bütün eşinden, dostundan, sevdiklerinden, malından, mülkünden uzak olmak demekti. Nitekim Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah da böyle bir bedelle yola çıkmıştı. Bugün belki sevdiklerimizle bir savaş hali yaşamıyoruz elhamdülillah. Ama farklı tercihlerle bir araya gelebiliyoruz. Farklı tercihlerle karşı karşıya gelebiliyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Bir Müslüman inancının gereğini yapar. Bir Müslüman inancı doğrultusunda hareket eder. Tercihlerini yaparken, karar verirken mutlaka inancının izin verdiği çerçevede ancak hareket edebilir. Biz Peygamber Efendimiz'den bunu görüyoruz. Onun yetiştirdiği talebelerden bunu görüyoruz. Eğer biz bugün ashabın hayatını okuyorsak, program yapıyorsak bunun için, sadece tarihi bir bilgiyi elde etmek için değil kardeşlerim. Tamamıyla o insanlar nasıl yaşadı? O insanlar bu aziz dinin orijinal halini nasıl yaşadılar? İman gerçek manada nasıl olur? Teslimiyet nasıl olur? Sevmek nasıl olur? Bunun gerçeğini görmek, öğrenmek ve bunu hayatımızda ahlak edinebilmek için biz bunları okuyoruz. Bunun için okumamız lazım. Sahabenin hayatını da, Peygamberimizin hayatını da, Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde okumamız gerekir. Yoksa sadece bir bilgi birikimi için okuyorsak, bilelim ki bunun bize bir faydası olmayacaktır. Allah'ım ümmeti Muhammed'e